Safranbolu Kültür Turizm Vakıf Başkanı hayırsever Şefik Yılmaz Dizdar Karabük yolcularını sunar. Yeşil Marketler Sayın Celal Satılmış ve Hakan Koymatlı'nın katkılarıyla. Eline de almış mendili, geçmiş halay başına. Şaşırıp duruyorsun, ne iş açtın başına. Eline de almış mendili, geçmiş halay başına. Şaşırıp duruyorsun, ne iş açtın başına. Elini de salla ule, kolunu da salla ule. Kendini salla ule, başını da salla ule. Elini de salla ule ule, kolunu da salla ule ule. Kendini salla ule, başını da salla ule. Karabük yolcuları, Karabük yolcuları, Karabük yolcuları. Karabük yolcuları. Karabük yolcuları. Eline de almış valizi, nereye gidiyorsun ule? Anandan izin aldın mı, babandan izin aldın mı? Eline de almış valizi, nereye gidiyorsun ule? Anandan izin aldın mı, babandan izin aldın mı? Elini de salla ule. Karabük yolcuları. Karabük yolcuları. Eski pazar yeni ceyle, ovacık etlani ile, eşsiz safranbolu ile, dört dörtlüktür karabüküm. Özü doğru, sözü doğru, hak seveni insan dolu, tertemiz düzenli yolu, karabüküm, karabüküm. Atatürk'üm emir vermiş, tek hedef Kardemir demiş. 13 hanelik bir köyden Karabük meydana gelmiş. Atatürk'üm emir vermiş, tek hedef Kardemir demiş. 13 hanelik bir köyden Karabük meydana gelmiş. Her tarafı yemyeşildir, doğanın o cennetidir. Yönetimi düzenlidir, Karabük'üm, Karabük'üm. Karabük'üm, Karabük'üm, sevgi dolu Karabük'üm. Her şey seninle çok güzel, canım benim Karabük'üm. Miras listesinde bizim güzel Safranbolu. Tarih kokan kültürüyle Safranbolu, Safranbolu. Hayırıyla yardımıyla hep lider Safranbolu da. Melek gibi bir insandır Şefik Yılmaz Dizdar Baba. Atatürk'üm emir vermiş, tek hedef Kardemir demiş. 13 hanelik bir köyden Karabük meydana gelmiş. Atatürk'üm emir vermiş, tek hedef Kardemir demiş. 13 hanelik bir köyden Karabük meydana gelmiş. Her tarafı yemyeşildir, doğanın o cennetidir. Yönetimi düzenlidir, Karabük'üm, Karabük'üm. Karabük'üm, Karabük'üm, sevgi dolu Karabük'üm. Her şey seninle çok güzel, canım benim Karabük'üm. Efendim, Karabük, Safranbolu'nun en güzel yerlerini gördünüz. Güzel şarkımızı da dinlediniz. Artık programa başlama zamanı geldi. Haydi bakalım, Karabük yolcuları başlıyor. Evet efendim, ne diyor burada? Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra
istiklal ve istikballerini kaybederler. Kemal Atatürk, kurban olurum ona, ruhu şad olsun. O bir tanedir efendim. Evet, program 4. 4. programa geldik. Bu güzel Yenice'deyiz. Merhaba evlat. Merhaba, kalk bakayım. Bu kim peki bu heykel? Atatürk. Efendim? Atatürk. Herkes tanıyor mu bunu? Evet. Sen seviyor musun? Evet. Ne kadar? Çok. Göster bakayım. Nerede kendisi? Burada. Oldu peki. El salla bakayım. Karabük yolcular devam ediyordu. Karabük yolcular devam ediyor. Evet. Evet efendim. Devam ediyor. Evet. Bölüm 4. 4. bölüme geldik. 1, 2, 3, 4. Skeçlerle, gırgırla firmamızı tanıttık. Ve çok güzel yol gidiyoruz, gideceğiz daha çok. 21'e kadar gidecek evvelallah. 1 dedi, 2 dedi, 3 dedi. Evet. Cemal Atatürk'ümüz sayesinde Türkiye'miz her zaman bir numara evvelallah. Bölüm 4. Karabük yolcuları bütün hızıyla devam ediyor. Efendim nerede devam ediyor? Karabük yolcularında. El salla bakayım. Haydi Karabük yolcuları 1, 2, 3, 4. Karabük yolcuları. Evet efendim geldik Özen Yapı. Marcel Boya, Özel Yapım Market, Fırat Boru, Yurtbay Seramik, hepsi bu güzel mekanda efendim. Yenice'de Özen Yapı. Yenice'de hırdavat ve yapı malzemelerinde 90'dan bu yana aile şirketi olan bu güzel Özen Yapı. A'dan Z'ye kadar yapı, ev, inşaat malzemelerinin uğrak yeri, tek adresi. Her evde buradan ille de bir şeyler vardır. Çünkü burada her şey var. Her şey var olan yerde, her evde olması gereken hepsi burada da var. Çünkü burası Özen Yapı. Özen Yapı'da yok yok. Sevgili Yusuf Harun Bilal Yavaşça idaresinde süper bir üçlü kardeş. Biri Yusuf, biri Harun, biri Bilal. Hepsi birbirinden akıllı, zeki. Bu güzel firmayı 90'dan beri işletmektedirler. Herkesin merhaba kardeşim. Merhaba, nasıl? Mağazamız nasıl? Çok güzel mağazamız. Devamlı geliyor musun buraya tabii, sen? Tabii tabii, bizim burası komşumuz. Komşun? Komşum. Ev için sen neler aldın buradan? Daha söyle Allah. Ev için? Evet, sen kendi evine. Taş, kalabodur. Mesela? Efendim? Taş, kalabodur. Lava taşı. Kalabodur. Tabii. Başka? Bu boyalardan, avizelerden. Tabii tabii, hepsinden. 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 Allah'ını seveyim, sağ olasın. Var olasın inşallah. Evet efendim, adımız Özen Yapı. Evet. Boyamız, laminant parka, banyo dolapları, duşakabin, elektrik malzemeleri, avize çeşitleri ve de tüm inşaat malzemelerinin tek adresi Özen Yapı. Özen. Kınaları yakalım. Takaları takalım. Özen'e gel ki görem, lele ha güle ha güle Özen'im. Hepsi burada efendim, geldik çok güzel bir mekana. Bu mekan Yenice'de hırdavat ve yapı malzemelerinde 1990'dan bu yana aile şirketi olarak düzenli bir şekilde tüm yapılan evlerin temelden çatıya var olan ihtiyaçlarını hepsi buradan karşılanıyor efendim. Görüyorsunuz, hepsi ev için lazım olan bizim duşakabinler, her şey burada.
Evet efendim. Demir, çimento, tuğla, seramik, boya, laminan, parke, banyo dolapları, duşakabin, elektrik malzemeleri görüyorsunuz. Bunların hepsi marka, hepsi güzel. Hepsi evlerimizi böyle şenlendirecek, mutlu bir şekilde yapacak güzel malzemeler. Burada bu bizim inşaat malzemelerinin tek adresi. Elektrik malzemeleri, avize çeşitleri. Yani kısacası tüm inşaat malzemelerinin tek adresi Özen Yapı. Değerli yönetici kardeşler Yusuf Bey, Harun Bey, Milal Bey ve çok güzel soyadları olan Bilal Yavaşça, Yavaşçı. Ben dedim ki sevgili Yusuf kardeşime niye Yavaşçı? Biz soyadımız Yavaşçı ama hızlıyız evelallah. Çünkü Yenice'de herkes bizi sever. Her evin arzu ettikleri bütün inşaat malzemeleri bizde bulunur diyorlar. Sağ olsunlar. Dört dörtlük bir mekan. Burada bizim patron Yusuf Bey, merhaba efendim. Merhabalar. Nasılsın? Şükürler olsun. Sizler nasılsınız? Var olasın. Hiç de yavaş sayılmıyor. Soyadları gibi değil. Değil mi? Yani. Hayatın gerektirdiği şekilde hızlı bir şekilde ticarete devam edeceğiz. Ne güzel. Hani yavaş olmamızın şeyi yok. Yok hani, tabii. Zamanı yok yani. Ama burada çok. Teşekkürler. Güle güle efendim. Nasılsın? İyiyim valla. Az seni işte patronla anlaşamadık. Niye? Anlaşamaz bundan. Olur mu? Bu adamla herkes anlaşır. Ben bir geldim, selam çaktım, bitti. Ne istiyorsun söyle? Ne istiyorsun? Evini nasıl istiyorsun? Yapar, hepsini yapar. Yapma ya. Yapar. Yapma karışım be. Yapar, daha 90'dan beri yapıyor. Bak 90, 2000, 2018, 30 senedir yapan bir adam bu şimdi olmaz der mi? Seni kırar mı senin gibi anneyi, değil mi? Ya kırdı işte, kırdı, gidiyorum. Kırmaz, baş sen otur şuraya. Sen otur, biraz sonra halledeceğiz. Kırmaz. Hepsini hallederiz. İyi misin? İyi. Kaç torun var? Benim mi? Evet. 5 oğlum 5 kızım var. Maşallah. Bak hiçbiri gelmiyor sanki secde, kendisi geliyor. Yusuf Bey'le anlaşacak tabii ki. Nasıl yapıyor şimdi? Eğer ondan 2 düşürdü mü şimdi bizim sayemizde 1-2 daha düşecek tabii. Değil mi? Televizyon bak çekiyor sana. Şimdi Yusuf Bey olur diyecek. Sen ne istersen. Sağlığın yerinde mi? Vallahi değil de işte yavaş yavaş geliyorum işte. Vücutum ağrıyor. Yavaş yavaş geliyor işte. Olsun. Şükür bununla. Sağlık olsun yeter. Boşver. Yürüyeceksin. Allah yürümedin ne olmaz. Kendi kendine geliyorsun. Sağ olsun işte. Yusuf Bey. Kulağıma hırşet. Yusuf Bey sana yardımcı olur, sen kafanı yorma. Tamam. Ne oldu şimdi? Evet. Evet abi, ne zaman açıyoruz bu dükkanı sabahları? Sabah saat 8, akşam iş ne zaman biterse o zaman. Akşam bir kapanış saatimiz yok. 8, 7, 9. Pazar günleri de dahil olmak üzere açığız. 7 gün. Mesela Harun ne iş yapar burada? Harun plastik doğrama kısmıyla meşgul oluyor. Bilal burada zaten. Bilal ve biz burada ne güzel. Hizmet vermeye devam ediyoruz yani. Aile şirketi benim. Aile şirketi olduğu zaman her firma kalkınır. Çünkü hile olmaz, bir şey olmaz. Kardeşim. Ne güzel, üçü bir arada. Hanımefendi de var orada, o da mı akraba? Evet, yok. Personelimiz. Ha, ne güzel, helal olsun. Personelimiz. Peki efendim, demek cumartesi, pazar her zaman da açırız diyorsun. Evet, evet, 7 gün. Bir depo var sizin herhalde. 7 gün, evet, evet. Nerede depomuz o? Var, aşağıda, üniversitenin orada. Onu da göreceğiz sanki seyirciler, bakın. Merkezde diğer şubemiz var. Çünkü seramik, boya, laminan, parka, banyo dolapları, duşakabini, elektrik malzemeleri, avize çeşitleri, tüm inşaat malzemelerinin tek adresi burası. Şaşırmak yok. Yenice'de denildiği zaman Yusuf, Harun ve de Bilal Yavaşça kardeşimiz bu güzel firmayı, Özen Yapı'yı bir araya getirmişler. Kardeşçe 90'dan bu yana götürüyorlar ve gidecek daha. Evelallah 30 sene gidecek daha. Öyle mi? 40 sene, 50 sene hepsi gider. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz yine etrafa bakalım. Tamam. Evet sayın seyirciler, anlattığımız gibi burada yok her şey var. Çünkü inşaat denildi mi Özen Yapı gelir. Karabük Yolcuları devam ediyor bütün hızıyla. Zamanlar çok sevmiştim, istemiştim deli gibi.
bilemezdim neyin nesi, ah işvesi, o cilvesi. Ben yanarken sen neredeydin, ben sızlarken kiminleydim? Sen efendim bir Yusuf dedik, bir Harun dedik, bir de Bilal dedik. Bilal kardeşim burada ne güzel kardeşliğin, böyle ustalığın, böyle bir sembolü bunlar ne güzel. Kardeşçe buraya, o burada, o biri dışarıda, Yusuf Bey orada. Hepsi birbirini tamamlıyor. Neler yapıyorsun burada sen şimdi? Neler yapıyoruz? Evet. Müşterimizin ihtiyaçlarını gideriyoruz abi. Ya burada neler var burada? Ya burada ne var? Elektrik malzemelerimiz, boya malzemelerimiz. Avizeler. Avizeler, duvar kağıtlarımız, eldivenden merdivene, evet. Boyalarımız. Maşallah her şey var. El aletlerimiz, bütün ürünlerimiz müşteriye hitap ediyoruz. Çok güzel. O bir tarafta zaten... Tabii diğer tarafta da inşaat mağazası, inşaat grubu. Ne güzel. Peki yan tarafta ne var abi? Yan taraflarda da hırdavat. Hırdavat. Hırdavat malzemelerimiz. Evet. Çok süper. Aynen. O nedir abi? Nedir bu? Bunlar mutfak dolaplarının menteşeleri. Evet. Yani bu Yusuf Bey'in dediği gibi tüm inşaat malzemelerinin bulunduğu bir mekan burası. Evet. Evet. A'dan Z'ye kadar. Kerpeteli, çekici, her şey. Gel abi, elbiseler bile var değil mi? İş elbiseleri. Maşallah hakikaten. Her şey var ya vallahi. Makinemiz var burada. Peki öbür dükkanda ne var abi? Diğer tarafta aynı bu şekil, buranın şubesi. Şubesi. Evet, diğer taraf. Kim var bakıyor oraya şimdi? Orada bizim yeğen var ve de elemanımız duruyor. Neydi yeğenin adı ne? Emre. Emre gelecek şimdi biraz sonra sana. O diğer tarafta. Evet, oraya gidecek işte biraz sonra. Evet. Burada bu terazi olayı değil mi? Tabii, bunlar terazi. Evet abi, her şey var. Hepsi mevcut abi. Vay aslan kardeşim be. Boya olayı. Tabii. Bunlar da şey zaten, spatula, ha evet. Biz bunları bilmediğimiz için ben, vallahi. Evet, hep yabancı geliyor. Bu nedir abi? Bu da pipa. Ot tutmak için. Evet, sevgili Bilal kardeşim, çok güzel bir mekan. Herkes biliyor burayı. Sevgili başkanım var, tanıyorsun başkanımızı. Yıllarca. Alıyor mu buradan bir şeyler? Bazen, bazen. Her dükkanı, zaman almıyor. Dükkanı ayarladığı zaman mı alıyor? Yok yok, alır. Ben lafını şaka her zaman alıyorum. Abisi alıyorum diyor, her şey alıyorum. Hoş geldiniz. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Devamlı geliyor musun buraya sen? Devamlı geliyoruz. Evinden, evin için ne aldın buraya? Doğru söylüyorum. Kesinlikle evim için, evde ne lazımsa buradan alıyoruz. Burası çünkü tek yer. Tabii tek yer. Tek yer, o kadar. Yusuf Bilal ve de Harun kardeşimizin birleşik böyle kardeşlerden oluşan bir mekanı. Evet, evet, evet. Başkanımızı tanıyor musun? Tabii canım, arkadaşımız. Arkadaşımız. Sen ne aldın buradan şimdiye kadar? Doğru söyle. Vallahi ben esnaf çok olduğu için her birine girmek durumundayım. Ya hepsini, tamam da ama burada her şey, hepsi burada. Vallahi A'dan Z'ye kadar. İnşaat yaparken çoğunu buradan aldık sonuçta. O kadar, değil evet, mi? Tabii. Sen nerelisin? Ben Yenice Bağbaşı Köyü'nün eski muhtarı Muzaffer Bağbaşı. Vay be, Muzaffer Baba'ya bak maşallah. Helal olsun. Bağbaşı, evet. Bir DJ var mı şimdi bizim Yenice halkımıza, Karabük ve bütün Türkiye'ye? Diyeceğimiz her zaman bekleriz. Evet. Yardımcı oluruz tüm ürünlerimizle. İnşaat ev yapıldığı zaman. Ha, bizi bulsunlar, biz onlara elimizden geleni yardımcı oluruz. A'dan Z'ye. A'dan Z'ye. Saysana A'dan Z'ye birkaç tanesini. Eldivenden merdivene ne diyeyim, ne diyeyim. Eldivenden merdivene, vallahi bile. Yani A'dan Z'ye kadar. Evet, her şey, her şey. Tüm evet. İnşaat malzemelerin evet. Tek adresi burası efendim. Özen. Özenle yapılmış bir mekan burası. Evet. Değil evet, mi? Evet abi. Karabük Yolcuları ikinci mağazamızda devam ediyor. Evet. Gidelim mi oraya? Gidelim. Neydi o çocuğun ismi? Emre. Emre. Emre, geliyoruz hadi gidelim bakayım Emre'ye. Kimi tembel, kimi cambaz, ah şu kadınlar, kadınlar.
yapıyorsun kocam orada? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ne yapalım abi? Hoş geldiniz. Evet, böyle şeyler bakıyoruz. Ne iş yapıyor bu abi? Delici. Bütün numaralarını alıyorsun, oluyor değil mi? Evet. 10 numara, 2 numara, 3 numara. Burada mı çalışıyorsun diyorsun? Yok. Yani ben eskiden lise yıllarımda aslında burada staj yapıyordum. Evet. Şimdi İstanbul'da yaşıyorum aslında ama ziyaret amaçlı gelmiştim. Ziyaretimiz yardıma dönüştü. Ne güzel. Yerden. Özen Yapı'yı çok seviyoruz, sağ ol. Sayıyoruz. Ne güzel. Birçok aileye, üç tane gençlere, aslan gibi arkadaşlar, evet, kardeş. İstihdam sağlıyorlar. Ne güzel. Yusuf Bey'in ticari zekasına hayranım zaten. Bilal Bey'in iş bitirici özelliği var. Harun'un? Birbirlerini tamamlıyorlar. Vallahi. Harun Bey, müşteri memnuniyeti, güler yüzlü bir insan. Ne güzel. Çok sevdiğimiz bir insan. Yenici halkına güzel bir esnaf olarak devam ediyorlar yollarını. Güzel, tabii inşaat hakikaten yeni ev yapacaklar, hep buraya gelsinler. Çünkü her şey var burada. Bakalım. Tabii ki. Tabii. Burada ne istiyorsun? Yani laminant parkede yapıyorlar. Evet, o da var. Avize istiyoruz, avize var. Avize var. Her şey bir şey var. Oldu, peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Selam söyle İstanbul'da kim varsa. Yenice'den. Çok teşekkürler. Bilal babanın, Misaf, Yusuf kardeşimin ve Harun kardeşimizin güzel mekanından selam buradan İstanbul'a. Evet, selamlar gönder. El salla baba, hadi bakalım. Bye. Kaçamak bir bakışma, neler açtı başıma. Yandım yanacak kadar aşık oldum ben ona. Kaçamak bir bakışma. Evet sayın seyirciler, işte geldik kıymetli, güzel Özen Yapı'nın ikinci mekanına geldik efendim. İşte Özen Yapı burada. Evet, girdik içeriye. Üç harfli bir kelime, aşk aşk aşk, taktı beni peşine dün gece. Tam 24 saattir bir hoşum bir hoşum, başım dönüyor başım. Evet efendim, işte ikinci mekanımız Özen'imizin ve sevgili Emre kardeşimiz burada. Merhaba efendim. Merhaba. Nasılsınız? İyi Allah'a şükür. Siz? Sağ olasın. Burada da aynı oradaki ev aletleri, laminant, parka, banyo, boya, duşakabin, elektrik malzemelerinin, avize çeşitleri ve de tüm inşaat malzemelerinin olduğu yer burası. Evet. Değil mi? Yukarıda ne var peki, yukarı katta? Yukarı katta da seramik banyo. Ha, çok güzel. Kaçta açıyor burası? Aynı saat 8'de. 8'de kaça kadar? Akşam saat 6, 7, 8. Aslan Emre kardeşim benim. Bir de yukarı bakalım bakayım. Tamam. Bizim zaten Bilal Baba burada. Hadi Bilal Baba, burada mı çıkıyoruz? Evet. Evet efendim, geldik işte. Burası ikinci kat. Burada çok değişik şeyler var abi. Ya buradaki ürünlerimiz 60'a 120 ebatlar. Daha büyük ebatlar. Evet. Daha büyük ebatlarımız var burada. Diğer tarafta aynı aşağı yukarı. Evet, ama mesela işte ev yapmış adam, mekanı bu kadar değil de daha büyük. Ya ona, ya bunlar zaten odun numune teşhir. Bunların daha büyükleri, daha küçükleri, müşteri göre ebatları yaptırıyoruz. Dolaplar da aynı şekilde. Tabii, dolaplar da aynı şekilde. Hepsi. Oh, laminant, bunlar ne güzel. Şuraya bak ya. Bunların hepsi var size değil mi abi? Hepsi mevcut. Kütahya mı bunlar? Kütahya mı? Yurtbaşı seramik. Ha, yok, bizim hemşerim. Çanakkale seramik hemşerim, var. Hemşerim değil mi? Evet, evet. Çaycuma'da. Sahibi Çaycuma'da. Ne güzel vallahi, helal olsun. Her şey var, görüyorsunuz sayın seyirciler. Burada o bir dükkan gibi. Biraz sonra zaten depoya gireceğiz. Depo da var. Burada ne var? Oo, süper burası. Evet. Bilal Baba, bu nedir, bu Beşiktaşlı mı bunu alacak olanlar? Helal olsun. Her şey güzel, sağlam. Bu da daha değişik, bak çok güzel. Değil mi? Tabii, evet. Yani istediğiniz gibi, bunu istiyorum diyorsunuz, aynısının, tıpkısının aynısını yapıyor efendim. Bizim Özen yapıyor, evelallah. Böyle avizelerimiz de var, hem böyle küçük, büyükleri var, küçükleri var, rengarenk. Hepsi burada bulunmakta efendim. Görüyorsunuz. Hangi renk isterseniz.
Evet sayın seyirciler, burası da özel yapının kapı ve pencere showroom'u efendim. Burada sevgili Harun kardeşim idare ediyor burayı. Harun kardeşim için ne güzel, krallar gibi oturmuş. Oh, merhabalar Harun kardeş. Merhaba. Nasılsın? Çok şükür, siz nasılsınız? Kapıları ne güzel yapmışsınız ya. Evet. Hepsi sizden evet. Soruluyor değil mi efendim? Tabii tabii. Kapı pencere işlerine biz bakıyoruz. O tarafa bakmıyoruz. Oraya... Kardeşlerim memur orayla, evet. Ne güzel. Tebrik ederim bu güzel çok, kardeşliği. Çok sağ olun, çok sağ olun. Kime sorduysa bu özenin kardeşliğine herkes özeniyor. Evet. Ona göre çünkü elhamdülillah. Allah eksik etmesin, mutluluğunuzu daim ettirsin. Çok teşekkür ederim. Neler yapıyoruz burada sevgili Harun Baba? Biz kapı ve pencere üretimi yapıyoruz. Evet, Adopen'in üretici bayiz. Çelik kapıları hazır alıp montajını yapıyoruz. Evet. Aynı zamanda Ado Kapı'nın fabrika bayisiyiz. Bunun? Evet. Aa, ne güzel ya. Çelik. Ha şey çelik değil bu ama değil mi? Bunlar kompozit kapı diye geçer. Evet. Evet. Bunlar? Onlar çelik kapı. Hepsi çelik. PVC kapı evet. Pencere. Evet. Burada da pencereler var. Sevgili Talal Baba. Pencerelerimiz de burada. Tabii şimdi mesela karşı tarafa özen yapıya sevgili Yusuf Bey'e geldikleri zaman bir inşaat. Her şeyi oradan alıyorlar ev için. A'dan Z'ye her şey tek adet. Pencere ve de kapı eksik. O da buradan temin edilecek değil evet, mi? Evet, evet aynı. İyisin değil mi? Çok şükür. İyiyiz. Vallahi yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Herkes size adınız gibi özeniyor. Söyleyeyim sana. Evet, evet. Hadi selam buradan. Ne diyorsun buradaki Yenice halkına? Ne dersin? Özenden şaşmasınlar. O kadar. Evet. Kapı, pencere, inşaat her şey bizde. Her şey evet, var. Kapılar evet. Burada. Erkekler, erkekler, ah şu erkekler. Önce kuzu sonra bir kurt olurlar. Verdiği sözleri hep unuturlar. Döverler, söverler, evden kovarlar. Erkekler, erkekler, ah şu erkekler. Ahmedi, Mehmedi, Ali Veli'si. Hiçbiri birinden farklı değil ki. Hepsi de egoist, önce kendisi. Erkekler, erkekler, ah şu erkekler. Kimisi kahvede, kimi maçlarda, kimisi meyhanede. Evet sayın seyirciler, işte geldik. Çok güzel bir depo. Depo. Sağ olsun inşaat malzemelerinin tek adresi olan Özen Yapı'nın Yusuf Harun Bilal Yavaşçı. Sağ olsun bu güzel mekanı bize böyle görüntülemek için açtığı için efendim görüyorsunuz. Her şey burada. Bütün arzu ettiğiniz ev inşaat malzemelerinin tüm hepsi burada efendim. Dükkanlarda iki tane dükkanları var, mağazaları var. Ayrıca sevgili Harun kardeşimizin pencere ve kapı dükkanı var. Gördük hepsini. Burası da bir depo. Özen'in deposu. Evet görüyorsunuz her şey burada. Evet sayın seyirciler, Özen Yapı'nın Yusuf Harun Bilal Yavaşça kardeşlerimizin helal olsun o kardeşlere. Herkes özeniyor onlara böyle kardeşlere. Allah mutluluk versin onlara. Neresiydi burası efendim? Plastik doğrama imalathanesiymiş burası efendim. Burada her şey var gördüğünüz gibi. Yine aynen. Evet sayın seyirciler geldik içeri. Merhabalar efendim. Neler yapıyoruz burada? Baba. Hoş geldiniz. Sağ olasın. Plastik doğrama mı yapılıyor? Plastik doğrama yapılıyor. Evet. Her gün burada mısınız? Her gün buradayız. Sabahtan yapıyoruz. Öğleden sonra takmaya gidiyoruz. Yusuf Harun Bilal. Yusuf Harun evet, Bilal. Süper kardeşler. Kiminle görüşüyoruz? Ben Rıza Kökçe elemanıyım. Bu da ustamız Orhan. Usta Orhan Bey de burada. Sen kimsin abi? Ahmet. Ahmet nerelisin? Buralıyım. Buralısın. Ne yapıyorsun burada? Yani plastik doğrama yapıyoruz. Helal olsun sana Ahmet Baba. Evet Orhan Bey merhaba. Merhaba. Burası da bizim ustamız. Ne yapıyorsun burada abi? Plastik doğrama yapıyoruz. Plastik doğrama. Ölçüyoruz, biçiyoruz değil mi? Her şey burada. Yapıt takıyoruz.
Peki bu inşaatla ilgili ne lazımsa buradan bu plastik doğramayı buradan temin ediyorsunuz. Evet, her şeyi burada yapıyoruz. Buradan sonra montaja gidiyoruz, takıyoruz. Evet, arzu ettikleri gibi yapıyoruz tabii, tabii değil tabii mi? Tabii tabii. Onun haricinde bir şey yap. Ölçüme göre. Evet, ölçüme göre ölçüyoruz. Oldu peki. Sen şimdi ne yapıyorsun burada? Burada şimdi toplama yapıyoruz. Hazır hale getirip takılmaya gönder. Gidiyoruz. Evet, evet. Allah kolaylık versin size. Hadi el sallayın bakayım, hem çalışın, Allah'ını sevin benim. Ha? Hadi plastik doğramanın mekanı burada, Ahmet burada. Orhan burada ve sen? Adım? Rıza. 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 Orhan. Orhan. Ahmet. Evet. Yiyelim. Bana bir içli köfte, sana da bir künefe. Bana bir içli köfte, sana da bir künefe. Getirsinler. Safranbolu Kültür Turizm Vakıf Başkanı hayırsever Şefik Yılmaz Dizdar Karabük yolcularını sundu. Eline de almış mendili, geçmiş halay başına. Şaşırıp duruyorsun, ne iş açtın başına. Eline de almış mendili, geçmiş halay başına. Şaşırıp duruyorsun, ne iş açtın başına. Elini de salla ule, kolunu da salla ule. Kendini salla ule, başını da salla ule. Elini de salla ule ule, kolunu da salla ule ule. Kendini salla ule, başını da salla ule.